Hepinize merhaba arkadaşlar. 12 Mayıs Perşembe haftanın 4. işlem gününde tüm piyasalar kızardı. Borsalar, emtialar, özellikle de kriptolarda sert satışlar vardı. Biliyorsunuz kripto analizi zaten yapmıyoruz. Portföyümüzde de herhangi bir kripto yok. Orada ee, orada altcoin'lerde özellikle e, cinnet satışları olmuş. Yani ben de sonradan gördüm. Böyle çevremdekiler işte ya kriptolar göçtü vesaire deyince bir bakayım dedim. Gerçekten orada cinnet satışları var. %97'ye varan böyle altcoin düşüşleri gördüm investing'de. Saat 15.30'da Amerika'dan üfe verisi geldi ve beklentinin üzerinde geldi. 10.7 bekleniyordu, 11 geldi. Ve piyasada bunu maalesef sevmedi. Hem emtiyalar hem de borsalar kayıplarına devam etti bu veri sonrasında neden devam ettiler? Çünkü biliyorsunuz ki enflasyonun düşmesi için yani TÜFE'nin düşmesi için önce ÜFE'de bir sinyal gelmesi lazım. Yani önce ÜFE'nin düşmesi gerekiyor. Bugün de aslında piyasalar böyle ÜFE'nin biraz böyle beklentinin altında gelmesini bekliyorlardı fakat öyle olmadı. ÜFE yükselmeye devam edince önümüzdeki aylarda da enflasyonun yüksek geleceği beklentisi satın alınmaya başlayınca piyasalara maalesef böyle negatif bir etki yaptı. Çünkü piyasanın kuralı şudur. Yani TÜFE'nin düşmesi için önce ÜFE'nin düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Üretici fiyat endeksleri düşecek ki daha sonraki aylarda o en tüketici fiyat endekslerine yansıyacak. E, fakat bugün öyle bir durum yaşanmadı. E, bir de şu var. Hani böyle işte enflasyon yükselmeye devam edecek. İşte Fed e, belki faizi artırabilir mi? İşte 50 de 75 baz artırabilir mi? diye bir korkudan ziyade Haziran ayı ile birlikte bilançosunun daraltılacağını biliyoruz artık Fed'in. Bu bilanço daraltması yüzünden piyasa gergin aslında. Şimdi bol para devrinde her şey yükselir değil mi? Emtia, borsa, kriptolar. Ama bu bol para devri artık bitiyor arkadaşlar. Haziran ayı itibariyle bilanço küçültmeye gidecek. 9 trilyon dolara ulaşan bir Fed bilançosu var. Tabi bu bilanço küçültmesine giderken FED mutlaka piyasalardaki bu tedirginliği de algılayacaktır ve ona göre hamleler yapacaktır önümüzdeki günlerde. Peki bir ayı piyasasına giriyor muyuz? Yani bundan sonra hep böyle düşüşler gelecek, işte yükselişler tepki alımı olarak kalacak mı? Bunu da gelin isterseniz grafiklerimize bakarak yorumlamaya çalışalım. Evet ilk olarak şöyle dolar endeksine bakıyoruz arkadaşlar. Dolar endeksi şu anda 104.76 %1'e yakın bir yükseliş var. Normalde biz bu dolar endeksinin 102'lerden tekrar böyle aşağıya dönmesini bekliyorduk. Fakat bu gelen enflasyon verileri beklentinin üzerinde olunca bu dolar endeksi de yukarı yönlü hareketini yapmaya devam etti arkadaşlar. Fakat ben bu hareketin hala böyle bir fake hareketi olduğunu düşünüyorum. Tekrardan burada bir geri çekilme olmasını bekliyorum. Zaten geçtiğimiz yıl biliyorsunuz 90'lı seviyelerdeyken bu dolar endeksi bakın şuralardayken hatta grafiğe bile sığmamış. Bakın şuralardayken 91'li seviyelerdeyken bunun 102'lere geleceğini 2022 yılında üzerine basa basa söylemiştik. Şimdi de tam tersini söylüyorum. Yani artık buralardan dönmesi gerekiyor bu dolar endeksinin arkadaşlar. Tabi buralardan dönerken dolar TL'yi etkileyecek mi? Tabii ki de etkilemeyecek. Çünkü bugün dolar TL'de canlı canlı gördüm. 15.40'a yeni bir mini baraj kuruldu. 15.40'ı geçmesi istenmiyor şimdi. Fakat o barajlar maalesef yıkılmaya mahkum olacak arkadaşlar. Şöyle VIX korku endeksine geldiğimizde orada da yine yükseliş devam etti. Şu anda 32.17 Piyasaların düzelmesi için bu 30'un altına inmesi gerekiyor diye sizlere belirtmiştik. Yine topluluk sekmesinde de yazmıştım. Özellikle borsacılar için Dow Jones 32500 üzerine çıkmadan, VIX korku endeksi 30'un altına inmeden agresif alımlar yapmayın. 2300'lere kadar bizler de geri çekilebiliriz demiştik. E şu anda o sürecin içerisindeyiz. Fakat ben bu VIX korku endeksinin de önümüzdeki günlerde biraz daha aşağıya gevşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle hızlıca Dolar-TL'ye bakalım. Dolar-TL'de e, grafiğe geçmeden önce şöyle küçük bir bilgi notu verelim. Bugün Merkez Bankası verileri açıklandı. Merkez Bankası'nın rezervleri erimeye devam ediyor. Eksi 48 milyar dolara kadar gerilemiş durumdayız. Yurt içi yerleşiklerin ise dolar mevduat hesapları artmaya devam ediyor. 1 milyar doların üzerinde geçtiğimiz hafta yine dolar alınmış arkadaşlar. Yine Reuters'ın bir haberine göre geçtiğimiz hafta doları baskılamak için o 15'in üzerine çıkmaması için 5-6 milyar dolar civarında kamu bankaları üzerinden dolar satıldığı bilgisi var. Kaynak olarak da Bloomberg e göstermişler. E zaten bu hani herkes tarafından bilinen bir şey. Yani doların baskılandığı, müdahale edildiği bilinen bir şey. Bu müdahalelerin antibiyotik olduğunu zaten ve vücudun artık buna dolar TL'nin artık buna tepki vermeyeceğini, bu müdahalelere rağmen yükseleceğini sizlere belirtmiştik ve dünkü video başlığımızda doların yeni hedefinin 16.55 TL olduğunu sizlere belirtmiştim. Geçtiğimiz aylarda zaten sizlere bu enflasyon ortamında dolar TL'nin gerçek fiyatının minimum 16 TL olduğunu yine sizlere belirtmiştim ve 16 TL'nin altındaki doların ucuz olduğunu sizlere belirtmiştim. 14.54'lere kadar geri çekildi işte 14.60'lar, 14.85'ler buralar güzel alım fırsatıydı arkadaşlar. Onun dışında da böyle dolar TL ile ilgili hani böyle geri çekilmesini gerektirecek şu anlık herhangi bir durum söz konusu değil. Bugünlerde böyle süper bono tarzı bir dedikodu dolanıyor. İşte enflasyon endeksli tahvil dedikodusu dolanıyor. Fakat bunların hazineye çok büyük yük getireceğini şimdiden sizlere söyleyebilirim. Çıkartırlar mı? Çıkartabilirler. Çıkartmazlar demiyorum. Çıkartabilirler. Ama çıkartırlarsa da maalesef hazine büyük bir darbe yiyebilir. Çünkü enflasyon yükselmeye devam ediyorken siz böyle bir tahvil veya bir süper bono çıkartırsanız hani hazinenin üzerine çok büyük bir yük bindirir. Zaten şu anda kur korumlu mevduat işte 800 milyar TL'ye ulaşmış durumda ve dolar da yükseliyor. Varın siz düşünün bu hazinenin üzerindeki yükü arkadaşlar. Bir de bunun üzerine süper bono eklenirse maalesef sıkıntı devam eder çıkarsa süper bono işte enflasyon endeksli devlet tahvili gibi şeyler çıkarsa ne olur? Kısa vadede doları tekrardan böyle 14.50'lere, 14.80'lere geri çeker. Ama onun dışında uzun vadede e, bütçe açığına neden olacağı için ve para basılmasına neden olacağı için doları bu sefer pozitif yönde etkileyecektir. Yani çok kısa vadeli bir düşürme etkisi olur diyoruz. Şöyle grafiğimize de döndüğümüzde Evet yeni bandın 16.55 olduğunu zaten sizler de ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Geri çekilmelerde 15.04 destek seviyesidir. Özellikle de ben önümüzdeki sonbahar işte özellikle Ekim ve Kasım aylarında dolar TL'deki asıl yükselişleri o zaman göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Geldik ons altına. 10 altında trend desteği ihlalleri yavaş yavaş başladı. Bakın bugün %2,5 düşüyor ABD 10 yıllıklar şu anda 2.85'e gelmiş durumda. 3.20'lerden 2.85'lere kadar düştü. Tabii bu aslında bu düşüş şundan dolayı yani insanlar tahvile girdiği için bu düşüyor Amerika'da veya yurt dışından gelip Amerika'daki tahvili satın aldıkları için bu düşüyor. Özellikle dolar endeksinin böyle 105'lere doğru hareket yapması maalesef MK'ları sıkıntıya soktu. Şu anda 1834 Buralarda bizim bir trend desteğimiz vardı. Bakın şurada. Bu trend desteğinin altına sarkabilir arkadaşlar. Eğer sarkarsa o zaman şöyle 1800'lerin altını kesin görürüz gibi duruyor. Yani bu 1835'ler, 1830'ların altında günlük kapanışlar geliyorsa biz şuradaki 1780'lere kadar geri çekilebiliriz. Fakat benim şöyle bir düşüncem var. MT grubunda özellikle de işte gümüşte ve altında bir manipülasyon var yani tamam işte Fed bilanço daraltacak işte 50 bas puan faiz artıracak ama e görüyorsunuz enflasyonlar yükselmeye devam ediyor e bugün gelen üfe de yine yükselmeye devam etti yani enflasyonun düşmediği ortamda bence bu emtialar e mutlaka değer kazanır yani o yüzden diyorum hani böyle düşüşler devam edebilir işte 1780'lere kadar belki devam edebilir ama Hani bu düşüşlerin içinde biraz da manipülasyon olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 1835'in altında çok fazla kalmaması gerekiyor. Ons altının eğer kalırsa 1780'lere kadar geri çekilme devam edebilir. Yükselişlerin tekrar başlayabilmesi için de 1858'in üzerinde en az 2 günlük kapanış gelmesi gerekiyor. RSI göstergesine baktığımızda şu anda 33 ve bayağı diplemiş. Belki 30'un altını görebilir. Ama dediğim gibi yani bu düşüşleri ben çok fazla mantıklı bulmuyorum. 1850'ye kadar mantıklıydı ama o 1850'nin altında bu 200 günlük hareketli ortalamanın altında bana biraz mantıksız geliyor. Eğer 1835'in üzerinde günlük kapanışlar gelirse de yeni bir değerlendirme yapmayı düşünüyorum ons ilgili. Evet gram altına geldiğimizde gram altında maalesef şöyle bir şanssızlık oldu. Şu anda dolar TL yükseliyor 15.40'larda ama bakıyoruz gram altın ons altındaki geri çekilme nedeniyle bu doların yükselişinden maalesef nemalanamadı. Geçtiğimiz ayda ons altın 1965 gördüğünde bu sefer de dolar TL 14.50'ye doğru bir hareket yapmıştı. Yine nemalanamamıştı. Yani e, tabi şu da var hani böyle piyasaların borsaların göçtüğü kriptoların göçtüğü bir dönemde en azından yerinde sayması bile gram altının güvenli bir liman olduğunu bizlere gösteriyor. 912 TL'de Kaufman hareketli ortalamamız var. Aşağıda ise 55 günlük hareketli ortalamamız 891. Bu iki bölge arasında sıkışmış durumda. Şöyle size de göstereyim, biraz büyütelim. Bakın Kaufman hareketli ortalaması 913 ile şu aşağıdaki 55 günlük hareketli ortalaması 890 arasında sıkıştı. Bakın neredeyse burada 3 hafta geçirdi yine de geçirmeye devam edecek yani bu aralıkta yine zaman geçirmeye devam edecek arkadaşlar. Şu anda 906 TL 907 TL civarında olduğunu görüyoruz. Yükselişlerin tekrar başlayabilmesi için artık bu ons bazlım olur. Dolar dolar bazlım olur. Bu 913'ün üzerinde, 912'nin üzerinde en az 2 günlük kapanış gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben yine de gram altında hem dolar bazlı hem de ons altın bazlı olarak tekrardan böyle yükselişlerin başlayacağını düşünerekten düşüşlerin alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Eğer 890'ın altında 2 günlük kapanış geliyorsa o zaman alımlar 850'ye kadar durdurulmalı. Evet geldik. Gümüş Ons'a. gümüş ons'ta maalesef işler iyi değil arkadaşlar. Şöyle haftalık grafiği açayım sizlere. Son videomuzda da şurada 21, 60, 200 haftalık ortalama ve geçmişte buraları destek olarak görmüş. İşte destek olmuş, direnç olmuş. Bu 200 haftalık ortalama önemliydi. Fakat bu 200 haftalık ortalama şu anda kırıldı. Tabi bu ne zaman kırıldı diyeceğiz biz. Cuma günü kapanışta eğer 21.60'ın altında bir kapanış gelirse 200 haftalık ortalamanın altında ilk haftalık kapanış gelmiştir diyeceğiz. Ve bir düşüş trendinin sinyali olacak bizlere maalesef. Gümüşte o beklediğimiz yükseliş bir türlü gerçekleşmedi. Hiçbir destek çalışmadı. Bakın hiçbir tepki alımı bile gelmedi. Özellikle de kriptolarla çok ilişkili olduğu için gümüş, özellikle son 2 yıldır kriptolarla aynı hareketi yaptığı için ve kriptolarda son 2 gündür çok sert satışlar olduğu için gümüş de bundan nasibini aldı arkadaşlar. Bu 21.60'daki yukarıdaki direnç yani bu 200 haftalık ortalamanın üzerine çıkması gerekiyor arkadaşlar. Eğer çıkamaz ve başaramazsa 19 dolara kadar geri çekilmeler görülebilir. Şöyle günlük grafiğe geldiğimizde ise RSI şu anda 23'e düşmüş. Bakın 23. Bu en son ne zaman buralara düşmüştü biliyor musunuz? Mart ayında 2020'nin yani 2 yıl önce Mart ayında 12'lere kadar düşmüş. O zaten dünyadaki böyle bütün enstrümanların sert satış yediği bir mevsimde o pandeminin açıklandığı mevsim. Onun dışında hiç RSI göstergesi böyle 20'lere falan gelmemiş. 2 yıldır ilk defa böyle bir şey oluyor. O yüzden de buralarda biraz sakin olmak gerekiyor. Yani işte çıkalım mı hocam diyenlere yani RSI göstergesi zaten aşırı satışa gelmiş. Yani aşırı satış bölgesinde yani buralardan çıkmanın pek bir mantığı yok. Buralardan mutlaka bir tepki alımı en azından şöyle 22-60 dolarlara kadar bir tepki alımı gelmesi beklenir arkadaşlar. Geldik gram gümüşe. Gram gümüşte de maalesef işler iyi değil. O 10.70 direncini kıramadık. 10.70 destekti biliyorsunuz. Artık direnç pozisyonunda. Bu 10.70 direncini kıramadık. Dün en yüksek gördüğü rakam 10.70'ti zaten. Ve şu anda da 10.31'de olduğunu görüyoruz. 10.50'deki yatay destek de kırıldı. 9.65'lere kadar bir yol açılmış gibi görünüyor. Burada da yine RSI göstergesi 30'lara kadar indi. Şimdi hocam buradan satalım ve 9.65'ten alalım diyenleriniz mutlaka olacaktır. En azından 1 bölü 3 ile bunu deneyebilirsiniz maliyet düşürme amaçlı. Ama aşırı satış bölgesine gelmiş bir enstrümanda buralardan satıp da aşağıdan alayım diye bir strateji izlemek biraz tehlikeli olabiliyor. Çünkü bakın adı üzerinde aşırı satış bölgesine gelmiş RSI göstergesi. O yüzden beklemekte fayda var. Eğer elinizde yedek bırakmışsanız 960 ve 965'lerden bir miktar daha alım yaparak maliyetinizi indirebilirsiniz. Ben hem altındaki hem de gümüşlerin bu sat, gümüşteki bu satışların çok abartılı satışlar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ve bu piyasanın bir gün mutlaka döneceğini, tekrar yukarı döneceğini düşünüyorum. Ama şu anlık dönüş için herhangi bir sinyal, herhangi bir emare yok. Yukarıdan terste kaldıysanız da bekleyeceksiniz arkadaşlar. Yani bu tarz düşüşler her zaman olmuştur. Mesela bakın o 17 Aralık, 20 Aralık tarihinde de böyle dolar TL'nin kaybıyla birlikte sert düşüşler yaşanmıştı. Sonrasında o kayıpların çoğunu telafi etmişti. Bu düşüşlerin de telafisi mutlaka olacaktır. Ama dediğim gibi şu 9.60-65'e gelirse de mutlaka buralar değerlendirilmeli. Evet geldik borsamıza. Borsamız iki gündür maalesef dünyadan negatif ayrışıyor. Negatif ayrışmasının sebebini de arıyorum, bulamıyorum. Şöyle işte süper bono, işte enflasyon korumalı, devlet tahvili gibi dedikodular dolanıyor. Eğer böyle bir ürün gelirse arkadaşlar borsa negatif etkilenir mi? Tabii ki de etkilenir. Yani borsadaki yatırımcının bir kısmı çıkıp bu süper bono tarzı ürünlere geçebilir. Fakat böyle bir ürün çıkartılırsa Türkiye'ye yazık olur diyorum. Özellikle hazinenin üzerine çok fazla yük bindireceği için ekonomik bir tahribata neden olur. Ama çıkartırlar mı bilmiyorum. Bu son iki günkü küresel endekslerden negatif ayrışmamız biraz da benim kafamda aslında soru işaretleri bıraktı. ve Bugün yine e, videonun başında da söylediğim gibi böyle ana muhalefet lideri milletvekillerinin hepsini İstanbul'a çağırdı. Bu Kaftancıoğlu ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar neticesinde. Hani böyle bir siyasi bir gerilim havası da esti bugün Ankara'da ve İstanbul'da. Bu da borsayı biraz olumsuz etkiledi arkadaşlar. Teknik olarak da biz 2400 desteğimiz kırıldı arkadaşlar. Burası 21 günlük ortalamamızdı. Mart ayının başından bu yana biz bu ortalamanın üzerindeydik ve ilk kez burası kırıldı. Mesela bakın şurada biz Nisan'ın 25'inde de biz yani geçtiğimiz ay bu ortalamayı test ettik ve buradan geri dönmüştük. Fakat bugün itibariyle bu desteğimiz kırıldı ve 2297 2300 bandına doğru bir hareket gelecek muhtemelen 55 günlük ortalamaya kadar geri çekilmeler devam edebilir gibi görünüyor arkadaşlar. Hani buraya gelmeden de tekrar yukarı gidebilir. Şimdi e, emin olun ben e, çok fazla bakmıyorum öyle böyle borsaya gün içinde. Hatta benimle böyle bir gün geçirseniz diyeceksiniz ki ya sen o kadar işte analiz yapıyorsun video yapıyorsun ben senden daha fazla bakıyorum devamlı el telefon elimde diyeceksiniz muhtemelen ve bakmayın arkadaşlar yani 2400'ün üzerinde hisse almış olabilirsiniz. Borsaya yeni girip bu seviyelerden hisse almış olabilirsiniz. Her gün bakmanızı gerektirecek bir durum yok. Yani bir ayı piyasasına falan şu anlık girmiyoruz. Ne zaman ayı piyasasına gireriz onu da hemen söyleyelim. Bakın Dow Jones'ta haftalık grafiğimizi açmıştık. Ve sizlere ben 32.500 çok önemli bir destek. Bu destek eğer kırılıyorsa, VIX korku endeksi de 30'un altına gelmiyorsa buralarda agresif alımlar, bizim borsamızda agresif alımlar yapmayın. Çünkü 2.300'lere kadar geri çekilebiliriz demiştik. Bu 32.500 aşağıya kırıldı mı? Pazartesi itibariyle kırıldı arkadaşlar. Hatta videoda da belirttik. DAX kırıldı, Dow Jones kırıldı buradaki destekler. Biz nereye gidiyoruz? 29.700'lere gidiyoruz. Yani bu 200 haftalık ortalamaya. Bakın geçmişte buralar destek olmuş. 2015'te. Bakın 2016'da, 2018'de bu 200 haftalık ortalama destek olmuş. Yine destek olacaktır. Ha, eğer destek olmaz ise, yani buradaki 29.700 kırılır ise, o zaman derim ki arkadaşlar borsada ne var ne yok. Satın çıkın. Kardayım zarardayım demeyin diye sizlere belirtirim. Yani şu anda muhtemelen Dow Jones o 29.800 lira kadar o geri çekilme hareketine devam edecektir. İşte bir gün %1 yükselecektir. Ertesi gün %2 düşecektir. Hani bu şekilde bu 29.700 lira kadar gelebilir. Ve bizde de tekrar açalım bizim borsamızı. Bizde de bu 2.300 lira kadar geri çekilme gözlenebilir. E, fakat ben buralardan hem Dow Jones'da o 29.700, 29.800 bizde de bu 2.300 bandından tekrar yukarıya dönmeyi bekliyorum arkadaşlar. 2800 hedefimizde herhangi bir değişiklik yok. Özellikle de bizim borsamızda enflasyon düşmüyorsa, dolar düşmüyorsa özellikle bakın. Dolar da yükselmeye başladı bugünlerde. Biz dolar bazlı olarak da artık borsamız ucuzlamaya başladı. Bu yüzden hani o 2800 hedefimiz hala masada. İlk defa girecekler için bu 2300 bandı hatta 2400'ün altından yavaş yavaş kademeli alımlar yapılabilir diye düşünüyorum. Onun dışında böyle orta ve uzun vadeci yatırımcı için böyle çok fazla risk içeren hani tabi böyle bir jeopolitik bir olay siyasi bir gerilim çok ekstra olumsuz bir hava işte bir süper bono tarzı bir haber gelmedikçe borsamızdaki düşüşler alım fırsatı olmaya devam edecek. Ben şahsen öyle olmasını düşünüyorum ve stratejimi de buna göre belirliyorum arkadaşlar. Bu 2300'ün altını da kolay kolay beklemiyorum. Zaten şu anda 2390'dayız. Yani bir 90 puan daha geri çekilme payımız olabilir. 2300'ün altına sarkar isek. Dow Jones'ta da bu 29.800'lerin altına sarkar isek. işte o zaman ben de sizlere ne diyeceğim? Diyeceğim ki portföylerinizi işte dolar tarafına kaydırın veya işte altın tarafına kaydırın. Borsayı artık işte %30'un altına indirin portföyünüzde gibi bu şekilde uyarılarda bulunurum. O yüzden şu anlık bunları konuşmak için erken. Şu anda Dow Jones'a bakıyorum 0.80 aşağıda. Yani orada da böyle tepki alımları gelebilir. Tekrardan böyle yarın ve önümüzdeki hafta pazartesi salı günleri 2420'lere geliyor isek ve buralarda tekrar bir satış geliyor ise buralarda arkadaşlar kar realize yapmak gerekecek. Çünkü bu bir düşüş onayı olur. Yani buradan tekrardan biz 21 günlüğe yukarıya doğru gidip tekrar aşağıya dönüyorsak o zaman bir sıkıntı olabilir deriz arkadaşlar. Şimdilik dediğim gibi yarın zaten haftanın son işlem günü. Yarın da satış olabilir, devam edebilir. Veya tam tersine hani terse yatırmak için alış da yapabilirler. Dediğim gibi orta ve uzun vadeli yatırımcılar için çok da fazla böyle sıkıntı edecek bir durum şu anlık. Yok arkadaşlar unutmayın hem dolar yükselmeye devam ediyor hem enflasyon yükselmeye devam ediyor borsa bu iki şart yani bu iki e, ne diyelim seçenek yükselmeye devam ediyorsa borsada yükselmeye devam eder arkadaşlar düşüşler alım fırsatı olmaya devam eder videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi ihmal etmeyelim hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum sağlıcakla kalın hoşçakalın.